Onu rahat bırak! Bağırmayacaksın Anton! Artık ağzının yerini biliyorum! Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Aden Minise modelini inceleyeceğiz. Aden Minise malumunuz olduğu üzere ve birkaç video önce de bahsettiğim gibi Mini Furyası'nın son elemanlarından bir tanesi. Şöyle bir şey de çok enteresan. DJI Minise çıkmadan önce Aden Minise'ye çıktı. Ardından da DJI Minise'ye çıktı ve aklıma deli sorular geldi diyebilirim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bütün takipçilerim ısrarla sordu. Bu SD kartları abi koyduğun şey nedir diye sordukları. Şu aparattan, şu Zamazingo'dan 10 tane hediye edeceğim. Ya bunu kazanmak için yapmanız gereken şey Instagram'daki postumu videonun altına bırakıyorum. Oraya bir yorum yazmak, katıldığınızı belirtmek ve mutlaka ama mutlaka YouTube kanalıma abone olmak. Instagram'da beni takip edip etmemenizin bir önemi yok. Ama Instagram'daki gönderinin altına katıldığınızı mutlaka yazmanız lazım. 10 kişiye bundan hediye edeceğim. Kazananları yine aynı postun altına yorum olarak ekleriz. Umuyorum ihtiyacı olan ve bunları kullanmak isteyen arkadaşlara çıkar. Bu gördüğünüz toplam 16 adet SD kart alabilecek, mikro ve yuvalı SD kart alabilecek ve SIM alabilecek bir aparat. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Aden Minise'yi inceleyeceğiz. Drone'u koyacak yer bulamadım. Göğsümün ortasına koydum. Beyzbol sopasıyla, silahla ve omuzlarındaki eldivenlerle cihazın üzerinde dayanıklık testi yapmaya çalışacağım. Umuyorum güzel bir uçuş videosu çıkar, güzel bir dayanıklık testi olur. Hadi hemen uçurmaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi cihazımızı açıyoruz. Cihazı açtım. Cihazı açtıktan sonra kumandasını açıyorum. Kumandasındaki dıt dıt sesini duyduğumuz zaman kumanda ve cihaz eşleşmiş oluyor. Hemen cep telefonumu açıyorum. Ekran kaydımı başlatıyorum. Telefonumu açtım. Ayarlar menüsüne giriyorum. Ayarlarda, Wi-Fi'da cihazımızı arayacağız. Wi-Fi 5G 4K GPS'i seçtiğimde JD Drone isimli uygulamayla cihazıma bağlanabileceğim. Hemen JD Drone isimli uygulamayı açıyorum. Play dedim. Yerel ağları bulmak istiyor dedi. Magnometer calibrated mi dedi. Şu an GPS uydu sayısına baktı. Ve cihazımız şu an kalkış için hazır. Cihazın video kayıt özelliğini başlattım. Video kaydetmeye başladı. Hemen kumandamı çıkartıyorum. Bu alt kısma, şu gördüğünüz alt kısma telefonumuzu yerleştirmemiz lazım. Açıkçası biraz bu kısım bana dandik geldi. Çok kaliteli durmuyor. Aynı E58'de gördüğümüz üzere şu şekilde bir sistemi var. Şimdi cihazı kaldıracağız. Uygulama menüsü biraz karışık gibi, bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. Şarjımız tam dolu görünüyor. 10 tane GPS uydumuz var. Evet arkadaşlar, şu an uçuşa hazırız. Video kaydını başlattım. Göstermek istiyorum. Kumandanızı şu şekilde çapraz yaptığınızda, yani solu sol aşağı çapraza, sağ sağ aşağı çapraz yaptığınızda cihazımızın pervaneleri çalışmaya başlayacak. Hemen kaldır butonuna basıyorum. Yukarı doğru cihazı kaldırdığımda görüntü maalesef hafif sarsıntılı. Ancak buna rağmen görüntü kalitesi tatminkar diyebilirim. Biraz yukarı doğru kaldırıyorum cihazı. Şu an GPS uydu sayımız 13. Bağlantıyı çok da koparmayacağım. Şu an 170 feet'teyiz. Görüntüm kesilmeye başladı. Evet, 265 feet'e çok hızlı bir şekilde ulaştı. Şimdi cihazı indireceğim. 100 feet seviyesine indireyim. Akabinde biraz ileri doğru götüreceğim. Ortamda hafif bir tatlı bir rüzgar var. Buna rağmen kaydedilen görüntünün biraz sarsıntılı olduğunu söylememde fayda var. Ama nedir? Cihaz kompaktlığı açısından, gerek görüntünün 4K olarak ekrana yansıması ve ne diyeyim, yani bu stabilitesinin önüne geçebilecek herhangi bir şey yok arkadaşlar. O yüzden cihazı genelde fotoğraf çekmek için kullanabilirsiniz. Birkaç şurada fotoğraf çekmeye çalışayım. Fotoğraf çekerken gayet stabil bir şekilde çekiyor. O 3 tane şu an fotoğraf çektim. Bunda da bir zoom özelliği var. Onu da şöyle bir yakınlaştırarak bakalım. Oo, zoom inanılmaz bir zoom özelliği var. Çok yani FX67 Pro'da da bu zoom özelliği vardı hatırlarsanız. Ama bu şekilde çalışmıyordu. Her ne kadar flu da olsa inanılmaz bir yakınlaştırma sağlıyor. Şimdi şöyle cihazı biraz indirelim.
Şu 100 feetlere kadar bir gelsin. Cihazı görelim. Cihazımız hala çok yüksekte. Zaten feet değerlerinde ben size ekrana bunları yansıtıyor olacağım. Şöyle indiriyorum cihazımızı. Evet, cihaz 110 feet'e geldi. Şimdi ekrandan zoom'u kaldıralım. Cihazımızı ileri doğru itekleyelim. Yani keşke bu sarsıntılı olmasaymış görüntüsü. Ama şu var. Mesela 58 Pro ile işte Aden Mini S arasında gidip geliyorsanız ikisine de bu görüntü bu şekilde sarsıntılı olduğu için fırçasız motor olması nedeniyle bu cihazı, örnek veriyorum, tercih edebilirsiniz. Şu an cihaz epey sallanıyor. Şu cihazı biraz götüreceğim. Bir 400-500 feet civarında götürmeyi düşünüyorum cihazı. Kamerasını da bu arada kumanda üzerinden hareket ettirebiliyoruz. Şöyle kamerayı mesela biraz aşağı doğru indiriyorum. Şöyle basılı tuttuğunuzda yok. Şimdi kaldırmaya çalışıyorum kamerasını. Evet. Yani bu biraz rahatsız edici bir şey olmuş. Bastığınızda kamera butonundan dıdıt diye ses gelmesi. Ama nedir? Yani hiç yoktan iyidir. Şöyle biraz daha itiyorum. Bir 500 feet'i ulaştık. Şöyle cihaz hazır gidebiliyorken. Bu arada bu cihazın etkili menzilinin yine 2 km olduğunu söylemekte fayda var. En büyük eksilerinden bir tanesi cihaz SD kart yuvasının bulunmayışı. Cihaz 970 feet'te ve gitmeye devam ediyor. Şimdi cihazı bir geri çekelim. Hatta şöyle yapalım. Cihazı geri çekmeyelim. Cihaza otomatik eve dön komutu verelim. Tamam, cihaz şu an otomatik eve dön komutunu algıladı. Eve doğru geliyor. Ben cihazı görüyorum. Cihaz bayağı hızlı bir şekilde geliyor. Şöyle kamerasını biraz yukarı kaldıralım. Güneşe doğru da pek iyi bir performans sergilemediğini söylemekte fayda var. Şimdi cihazımız hemen gelsin. Bu fonksiyonlarını bir test edelim. Yani nedir, beni takip et, etrafında dön gibi modları var. Bunları bir test edelim. Akabinde tekrar cihazla alakalı zaten detaylı bilgileri paylaşıyor oluruz. Evet, şimdi cihazı bana doğru döndürüyorum. Şu özelliklerini bir test edelim. Şöyle hafiften kamerayı bir indireyim. Güneş artık batmak üzere. Şimdi follow özelliğini aktive ettim ama evet. Bakalım beni takip edebilecek mi? FX67 Pro'dan daha stabil bir takip özelliği olduğunu söylesem sanırım abartmış olmam. Gayet yerinde bir takip sistemi var. Şöyle cihaza doğru gidiyorum. Şimdi rüzgar arttı. Cihazda malumunuz 225 gramlık bir cihaz. Hal böyle olunca cihazın rüzgarda nasıl sarsıldığını umuyorum arkadaşlar çekebiliyorlardır. Rüzgar cihazı çok etkilese de bulunduğu konumda olabildiğince stabil kalmaya çalışıyor. Rüzgar inanılmaz bir şekilde cihazı savuruyor. Buna rağmen cihaz gayet başarılı. Şimdi şöyle bir yürüyelim bakalım arkamdan beni takip edebilecek mi? Evet, cihaz benimle birlikte geliyor. Cihazı kandırmaya çalışacağım. Şöyle. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Şu an cihazın kadrajından çıkmaya çalışıyorum. Ama buna müsaade etmiyor. Tamam. Yani başarılı bir beni takip et sistemi var. Şimdi beni takip et sistemini bir artık sonlandıralım. Tamam, beni takip et modundan çıkardım. Evet arkadaşlar, rüzgarın şiddetiyle cihazın sarsılması, bu sarsıntıya karşıysa olabildiğince sabit bir şekilde durmaya çalışması inanılmaz enteresan, gayet güzel. Açıkçası hani böyle Mavic Mini, Mavic Pro arası bir cihaz olmuş sanki bu. Esen rüzgarı görüyorsunuz, sesi mutlaka mikrofona yansıyordur diye tahmin ediyorum. Her ne kadar arkamdan da esse, bakın cihazın sarsıntısına inanılmaz bir şekilde cihazı sarsıyor. Ama buna rağmen cihaz açıkçası defans yapıyor. Burada durabilmek için elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Bakın hiçbir şeye dokunmuyorum. Elimde bu şekilde göstereceğim size. Esen rüzgar çok yoğun. Bu yoğunluğa rağmen cihaz gayet stabil bir şekilde burada olabildiğince durmaya çalışıyor. Unutmayın altında bir sensör var. Bakın bu sensör cihazımızın yere sabit kalmasını, GPS'te bulunduğu noktada sabit kalmasını sağlıyor.
Rüzgarın sesini de duyduğunuzu tahmin ediyorum. Evet, şimdi cihazımızın rüzgardan etkilenmemesi hususu bence burada bunu noktalayabiliriz. Hemen orbit moduna geçelim. Evet arkadaşlar, cihaz her ne kadar rüzgara çok dirençli de olsa unutmamamız gereken bir şey. Bu rüzgara karşı cihazımızın manevra kabiliyetinde çok olması gerekiyor. Çünkü rüzgar cihazınızı götürmeye çalışacak. Örnek veriyorum, sağdan esiyorsa sağa doğru, soldan esiyorsa sola doğru. Şimdi cihazı sadece sağ ve sol yapıyorum. Görüyorsunuz, inanılmaz bir manevra kabiliyeti de var. Yani şöyle söyleyebilirim, cep herkülü gibi bir şey olmuş. Basıyorum ve komutumu dinlemesi, hiçbir dirençle karşılaşmadan bu kadar rüzgara rağmen hareket etmesi bence gayet başarılı olmuş. Yani çok açık bir şekilde söyleyebiliriz, inanılmaz, hatta muazzam bir manevra kabiliyeti var. Bakın, yani korkmadan tüm manevraları gayet sorunsuz şekilde yapabiliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hemen orbit modu test edeceğiz. Cihazı açıyorum. Orbit'i seçtim. Belirli bir yüksekliğe çıkıyor. Bunu ayarlar menüsünden seçebiliyoruz zaten. Bu arada video kaydını da aktif ettim. Cihaz şu an orbit modda bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Bakalım. Herhalde hizalamaya çalışıyor. Yani orbit modun tabi biraz kullanım kılavuzu okuma eksikliğim olduğu için cihazın şu an ne yapmaya çalıştığını açıkçası ben de anlamaya çalışıyorum. Aldı başını gidiyor. İnşallah bir yerlere doğru gitmez. Şöyle bir etrafa döndürmeme izin vermiyor. Aldı başını gidiyor. Şöyle orbit. Ve hakikaten gidiyor yani. Şöyle yapalım. Orbit moddan bir çıkartalım. Parametrelerden mesela burada parametrelerde ne var? Waypoint. Tamam. Yani bunu yapamadık. Cihazda güzel yanı şu. Mesela cihazı bayağı uzağa götürmeme rağmen cihaz gitti orada. Ben moddan çıktıktan sonra bekledi. Şu an tekrar yanıma getiriyorum. Bakalım ne yapabileceğim? Tekrar yapabilecek miyim? Evet. Rüzgara da muazzam bir direnç göstermeye çalışıyor. Bakın nasıl sallanıyor. Çok enteresan. Şimdi hemen tekrar şu ayarları bir kapatalım. Bu rüzgarda sanırım bunu yapamayacakmışız gibi hissediyorum ama orbit modu tekrar açtım. Cihaz belirli bir irtifaya çıkıyor. Çık bakalım arkadaşım. Yine ileri gidecek. Herhalde şey mi? Düz dünyacı olabilir mi bu? Yani orbit mod yuvarlak çizmesi lazımken düz bir çizgi halinde ilerliyor. Ya da benim bir mesela müdahalede mi bulunmam lazım acaba? Şöyle yapayım. Evet. Şu an ilerletme düğmesine bastım sadece. Şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geri gidiyor. İleri düğmesine basıyorum, geri gidiyor. Şimdi oldu. Tamam. Arkadaşlar, E58 Pro'dan da hatırladığınız üzere cihazı sadece şu şekilde tutmamız gerekiyor orbit modunda. Bakın, ağaçlara falan eğer çarpmaz ise, şöyle biraz yükselteyim. Şöyle etrafınızda cihaz dönüyor. Şöyle kaldırıyorum. Tamam. Yani tek yapacağınız joystick'inizi, şuradan eğer gösterebilirsek, joystick'inizi sağa sağa yapmak ya da işte sola doğru dönmesini istiyorsanız ve cihaz sizi merkeze alarak dönüyor. Gayet güzel. Zaten kamerasını da yukarı aşağı joystick üzerinden hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi cihazı çağıralım artık. Yeter orbit moddan bir çıksın. Evet arkadaşlar, şimdi dayanıklık testine geldi. Ya buna tekme atacaktım ama şöyle söyleyeyim. Motorları fırçasız motor olduğu için yanlış bir hareketimde ayağıma zarar verme ihtimali çok yüksek. O yüzden ellerime eldiven giyerek şöyle alttan bir bam güm iki girişmek istiyorum. Onun akabinde sopayla vuracağım. Eğer kırılırsa yine tamir etmeye çalışırız ama yine şey yapmayacağım. Yani hani Allah ne verdiyse vuracağım. Ardından silahla cihazın bataryasına zarar vermeden şöyle alttan çapraz çıkartmak istiyorum. Yapabilir miyim? O kadar bir nişancılığım var mı göreceğiz. En sonunda cihaza su dökeceğiz. Böylece hani cihaz dayanıklı mı değil mi? Bizim testlerimizden geçebiliyor mu? Bunu görmüş olacağız. Hemen şimdi eldivenlerimi giyiyorum. Kumandayı bıraktım. Gerçi ikisini giymeme gerek var mı bilmiyorum ama. Bu arada rüzgar da epey kuvvetli. Buna rağmen arkadaş şunu bir kapatabilir miyiz? Tamam.
Mesela ikisiyle birden mi vursam acaba, yoksa tek mi vursam, hangisi daha güçlü olur? Alttan aparkat çekeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu bayıtma için kullanılan bir şey. Evet. Cihaz tuhaf sesler çıkartıyor. Bataryası yerinden oynamış olabilir. Şöyle buraya koyuyorum tekrar. Eldivenimi çıkartıyorum. Cihaz kapanmadı. Bakalım cihazı. Valla motordan tuhaf bir ses geliyor ama bakalım kalkacak mı? Evet. Şu motorda bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Tekrar deniyorum. Şu eldiveni çıkartmam herhalde daha iyi olacak. Pervane eğilmiş. Tamam, şimdi çözdüm mevzuyu. Tamam çözdüm. Şu an pervaneye eğmişiz. Evet. O gelen tıkır tıkır ses pervanenin eğilmesiyle alakalıymış. Muhtemelen sorun olmadan uçacak. Kaldırıyorum. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Şu an uyarı veriyor. Bataryam bitiyor diye. Evet. Üstten vurursam acaba daha mı güzel olur? Çok pis ses geldi ya. Bilmiyorum duydunuz mu ama böyle hani aha kafasına vurdu ya. Şu an bataryası falan da çıktı mı? Ne oldu? Cihaz kapandı. Bayılmış. Tekrar uyandırdık. Şey yapıyorum şöyle. Tam bağlandı. Oo! Başarılı. Gayet başarılı. Alttan apargat çektik. Üstten vurduk. Ama doğruyu söylemek gerekirse cihazın çıkardığı ses değişti. Şimdi birazcık da şöyle mermimiz var mı? İçinde var mı mermimiz? Arkadaşlar olayı abartıp işte şöyle iyi nişancıyım, böyle iyi nişancıyım yapmayacağım. Çok yakın mesafeden cihazı vuracağım. Şöyle tam böğründen vuralım. Emniyeti varmış. Hani filmlerde böyle kafasından vuruyorsun da çat diye torba gibi düşüyor ya. Aynen öyle düştü. Bakalım. Şuradan girdi. Şuradan çıktı. Yivli tüfek miymiş? Neymiş bu? Hani diyor ya nokta girer şey çıkar diye, biraz öyle olmuş bak. Şuradan. Şöyle. Ama cihaz hala çalışıyor. Bence uçma ihtimali var. Bir deneyelim mi tekrar? Hemen. Şöyle tekrar bir kaldırmayı deneyeceğim. Bir kapatayım da açayım ya şu an. Olmadı. Vallahi açma kapatma düğmesi artık işlevsiz bir düğme haline gelmiş. Işıklar sürekli kırmızı yanıyor. Oo, batarya zarar vermişiz. Batarya patlama ihtimali var. O yüzden bataryayı tekrar çıkartıyorum. Şu bataryayla deneyeceğim. Arkadaşlar bu test burada biter. Çünkü silahla vurduktan sonra muhtemelen açma kapama düğmesinin fonksiyonu tamamen gitmiş. Altta bir ışık yanıyor. Bilmiyorum kameradan görebilecek misiniz? Batarya takar takmaz ışık yanmaya başlıyor. Ama gelin görün ki cihaz çalışmıyor. Demek ki cihazlara beyzbol sopasıyla vurabiliyoruz. Alttan aparkat çekebiliyoruz ama cihazı silahla vurmamamız gerekiyormuş. Vurduğumuz zaman cihaz çalışmıyor. Benim aslında hedeflediğim şey şuydu. Şuradan şöyle vurayım da böyle çok da zarar görmesin istemiştim. Ama cihaz açıkçası mefta oldu. Şu an üzüldüm. Çünkü bu cihazla bir de su testi yapmak istiyordum. Artık ona zamanımız kalmadı. Onun için de beni affedin ne olur. Evet arkadaşlar, Aden Minise'yi inceledik. Cihazı silahla vurduktan sonra cihaz çalışmadı. Şu kısmı açtığımda kabloların zarar gördüğünü gördüm. Zaten bataryamızı da delmişti mermimiz. Cihaz bence bu paraya, yani 2000 lira bandına alınabilecek nadir cihazlardan bir tanesi. Rüzgara inanılmaz dirençli, zaten GPS'i var. Menzil anlamında FX67 Pro'dan daha uzun gidebildi böyle bir şehir için bir bölgede. Yine yüksekliğe daha fazla çıkabildi. Bunların hepsinin feed değerlerini alt kısımda veriyor olacağım. Umuyorum videomu beğendiniz. Soru ve sorunlarınız varsa YouTube'daki kanalıma abone olup yorum yapabilir ya da Instagram'dan bana özelden yazabilirseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya gayret ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum.